Ya Vasi'nin gözünün yanından. Gözden. O silah kimin silahı, evdeki silah? O silah kaynatamın silahı. Nerede duruyordu? Ondaydı da benim orada ıssız olduğu için, yapanlar geldiği için bana verdi onu. Tamam, silah evde nerede duruyordu? Evde değil, dışarıda saklardım. Benim evin önü kapalı zaten. Nerede dışarıda saklıyorsun? Dışarıda odunlar dizilmiş var, odunların üzerinde. Ama orası çok yüksek değil mi? Senin oğlun silahı oradan nasıl aldı? Boyu o kadar uzun değil. Ya o kadar yüksek değil. 2,5 metreymiş Serpil Hanım. Nasıl aldı acaba çocuk silahı orada? Yani dizilmiş idi o kadar. Senin oğlun silah kullanmayı biliyor mu? O kadar yüksekliği. 12 yaşında. Yok. O sırada. Hı. Ne olmuş da? Ne oldu da silahı oradan almış? Hadi diyelim 2,5 metreden aldı. Neden silahı eline almış? Ya görmediğim şeyin nasıl söyleyeyim ya? İki kişi oturdu, ne bileyim ne söyledi de birbirini orada. Peki Serpil'cim, kapı çaldı. O sırada işte Fatih geldi. Kapıyı sen mi açtın? Evet. Sen mi açtın? Kerem geldi pardon. Yoksa Fatih mi açtı kapıyı? Fatih açtı Kerem'i, Fatih açtı kapıyı. Sen hiç yataktan çıkmadın yani. Yok, ben yataktan çıkmadım. Ben abi, oğluma seslendim. Peki böyle sabahları bir şey olduğunda kapıyı senin oğlun mu açar? Sen niye açmadın? Yok, o zaten benim eve kimse gelmez zaten. Onun arkadaşı geliyor. Benim orada bir öyle birisi yok. Peki kapı vurulduktan zaten sonra... Zaten öyle giderdiler. Senin kapı vurulduktan sonra senin oğlun eve döndü. Kıyafetlerini giydi, dışarı mı çıktı? Vurulduktan sonra mı? Yok, öncesinde. Yok. Senin oğlun öncesinde ne zaman... Öncesinde mi? Öncesinde senin oğlun... Yok. Söyle bakayım, yani pijamalarla mı duruyordu senin oğlun? Pijaması var üzerinde, niye yani pijama giyerdi? Peki kapıyı açtığında üzerinde pijama mı vardı? Ya okul kıyafetini giymedi zaten, okul yoktu, yüzmeye gidecekti. Ay sen dedin. Aynen. Ya Kerem kapıyı açtığında, kapıyı vurduğunda Fatih normalde uyuyormuş. Uyuduğunda üzerinde o zaman çocuğun pijaması olması lazım değil mi Serpil? Onu anlamaya çalışıyorum. Çocuk tamam, pijaması üzerinde. Tamam, sonra geldi. Kerem ona gel beraber yüzmeye gidelim diyor. Senin oğlun kıyafetini değiştirdi, dışarı çıktı tamam. Değil mi? Öyle mi oldu? Çıktı evet. Tamam. Ne kadar süre sonra? Evet. Süresi mi? Ha, ne kadar süre sonra sen bir silah sesi duydun? Çok geçti mi? Yani biraz yani az bir şey durdum, çok da değil. Çok değil. Yani dışarıda bir tartışma sesi, bağırışma sesi de duymadın. Yok, onu da duymadım. Senin oğlun silah kullanmayı da bilmiyor. Yok, bilmiyor. Peki niye silahı 2,5 metrelik yüksek bir yerden aldı, eline vurdu Kerem'i? Sence neden? Eğer vurduysa, o vurduysa. Ya onu yani oyun olarak almıştır da bilemezdi ki var mısın orada şey diye, oyun olarak almıştır onu. Peki sen silah sesini duyunca kalktın. Kardeşin de kalktı mı? Erkek kardeşin. O da benim yani kalktı sesleri, ben bağırınca kalktı. Kalktı. Peki görünce çocuğun yerde demediniz mi oğluna, Fatih ne oldu? Sen neden vurdun demedin mi? Ben onu hiçbir şey söylemedi. Ağlayarak geçti içeri, sonra ne yani görünce ben yani o anda ne yaptım ben de bilmiyorum. Ne yaptın peki sen görünce çocuğu, Kerem'i yerde kanlar içinde yatarken görünce ne yaptın Serpil? Yani o zaman çok şey geçti, çok şeyim bozuldu, bağırma bağırdım sadece.
Peki o sırada çocuğun kanını durdurmak için bir şey yaptın mı? Başında kan akıyor ya. Oluk oluk kan akıyor. Aynen. Ben o varınca birileri geldi. Bir şey koydu başının. Ben görmedim. O anda benim yani bağırınca ben geldiler koydular bilmiyorum onu. Sen bir tampon ben yaptın koymadım mı? Sen kanın akmaması için bir tampon yaptın mı Serpil? Yok yapmadım. Peki. O anda yani o şey gelme yani çok şey bağırdım yani çok kötüydüm. Peki o silah kaç kilo? 4 kilo diye biliyorum. Doğru mu? Kilosunu yani ağır bir, yani şöyle senin oğlun tek başına o silahı senin oğlun 12 yaşındaki oğlun tek başına o silahı tutup böyle şaka yapıp çocuğa doğru yöneltebilir mi? Silah çünkü çok ağır bir silah. Kaldırabilir mi senin oğlun? Ya kaldırır yani o kadar da yani ağır değil onu kaldırabilir. Hocan demiş ki kaldıramaz yani benim oğlum o silahı. Hadi kaldırdı diyelim. İçindeki kartuşu çıkartamaz. Kartuşu dışarı kim çıkardı acaba? Nasıl? Kartuşu silahın içindeki kartuşu. Onu ne zaman söyledi? Şimdi mi söyledi? Yok ifadesinde söylemiş. Onların ikisi ne yaptıysa orada yaptı. Ne yaptılar sence orada? Ne oldu? Bu bir şakalaşma mı? Ya orada arkadaş oyun amaçlı olar yaptı. Ne yaptıysa oyun amaçlı. O bilemezdi ki onda bir şey olur diye. Şimdi biz bazı görüntüler verdik. Kerem'le aslında senin oğlu sözleşiyorlar Fatih. Hatta Kerem o görüntülerde biz de onu sözleşiyorlar ki senin oğlun Kerem'e söz veriyor. Beni bekle diyor orada. Her zaman burada buluşuyorlar. Görüntülerde var. Ama o gün senin oğlun oraya gitmiyor. Buluştukları yere gitmiyor. Tamam. Gitmeyince de Fatih gelmeyince de Kerem de yürüyerek sizin evin önüne geliyor. Zaten sizin evin önüne gelmesi ve olayın tamam olması işte. 15 dakika yani kavga etmelerine fırsat yok. Yok o kavga bir şey yok. Peki o sırada kavga yoksa o sırada Kerem ölmüş müydü? Hayatını kaybetti mi olay anında? Yani kaybetti herhalde. Yani hemen ambulans geldi zaten. Hayır ambulans geldi de sen sonuçta çocuk orada yerde yatıyor ya yanına gitmedin mi? Gittim de çok kötüydüm yani. Yanına gittip ne yaptın? Çocuğa dokundun mu? Dokunmadım galiba ama bağırdım bilemem unuttum o anki şeyi çok kötüydü. Nefes alıyor muydu Kerem? Alıyordu nefes. Alıyor muydu? Evet. Konuştun mu kendisiyle? Yok. Sarıldın mı Kerem'e? Kaldırmayı... Yaklaştım herhalde yaklaştım. Kaldırmaya çalıştın mı? Yok kaldırma o kadar kaldırmadım. Yaklaştım. Ellemedim. Önce ambulans mı geldi, jandarma mı geldi? Önce ambulans geldi. Peki ambulans gelince çocuğun öldüğünü anladılar değil mi? Aynen. Anladılarsa niye cesedi götürdüler peki? Ambulansa bu çocuğu götürdüğü kim söyledi? Yani onlar götürdü. Onu kimse söylemedi ki. Senin kardeşin ne yaptı o sırada? Erkek kardeşin? Ama ambulansa bilmiyorum. O an çok çok şeydim yani. Ambulansa götürdüler. Yani yolda mı o kadar yani şeyim çok bozuktu benim.